Aynı apartmanda yaşıyor olabilirsiniz ama bu aynı ülkede yaşıyor olduğunuz anlamına gelmiyor bu şehirde. Şu an arkamda gördüğünüz apartmanın bir kapısı Belçika, bir kapısı ise Hollanda sınırında bulunuyor. Minimum 2 euroya satılıyor şu an Hollanda'da benzin ama bu şehirdeyseniz, Hollanda'da yaşıyor olsanız bile Baarle Hertog tarafında 1.70 euroya benzin alabiliyorsunuz. Arkamda bulunan evin giriş kapısı hem Hollanda sınırında hem de Belçika sınırında bulunuyor. Bakın, evin kapısında iki farklı kapı numarası var. Sol taraftaki 2 numara Belçika'daki numarası, sağ taraftaki 19 numara da Hollanda'daki numarası. Bu da bisiklet yolunda nasıl sınır geçtiğimiz. Herkese merhabalar. Hollanda'da bulunan çok farklı bir şehirdeyiz bugün. Buranın ismi Baarle ama buranın Belçika'da bulunan topraklarına Baarle Hertog, Hollanda'da bulunan topraklarına ise Baarle Nassau deniyor. Gelin bu ilginç şehri size bu videoda tanıtalım. Eğer bir ülkeye ait toprak parçası tamamen başka bir ülke tarafından çevreleniyorsa o toprak parçasına anklav deniyor. İtalya'da bulunan Vatikan şehrini ya da 1973'e kadar Türkiye'ye bağlı olan Suriye'deki Caber Kalesi'ni bu şekilde düşünebilirsiniz. Baarle şehrinde tam 22 tane Belçika anklavı bulunuyor. Yani şöyle düşünün, 22 farklı Belçika toprağı tamamen Hollanda toprakları tarafından çevrelenmiş durumda. Bundan da daha ilginci aslında Hollanda topraklarının çevrelediği o 22 Belçika toprak içinde de 7 tane Hollanda toprağı bulunuyor. Yani tamamen sınırlar birbirine geçmiş. Gerçekten çok ilginç bir şehir burası. Bu sınırların sebebi 12. yüzyıla dayanıyor. O zamanlar Brabant Dükü ve Breda Lordu arasında yapılan anlaşmalar ya da toprak alıp satmalar sebebiyle bu şekilde karmaşık sınırlar oluşmuş. Bu sınırlar son halini 1995 yılında almış. Bugün burada insanlar Hollanda, Belçika ya da Hollandalı, Belçikalı demeden yaşıyorlar ama. Bu şehirde hiçbir şeyden bir tane yok diyebilirim. Mesela Hollanda'nın ayrı polisi var, Belçika'nın ayrı polisi var. Belçikalıların gittiği başka kendilerine ait kilisesi var, Hollandalıların gittiği kendilerine ait başka bir kilisesi var. Aynı şekilde şehirde iki farklı meclis binası bulunuyor ve şu an benim arkamda bulunan meclis binası Belçika'nın meclis binası. Bu bina Belçika'nın meclis binası olmasına rağmen bu bina yapılırken Hollanda sınırına taşmak zorunda kalmışlar. Ve 53 metrekaresi için bu binanın Hollanda'dan izin almak zorunda kalmış Baarle Hertog tarafı. Yani günümüzde belediye binasının bir kısmı hala Hollanda sınırlarında yer alıyor. Meclis üyelerinin oturduğu sandalyelerin bazıları hatta Hollanda tarafındaymış. Ama bu alınan kararları etkilemiyormuş. Onların verdikleri oylar hala geçerli sayılıyormuş. Aynı Belçika'da olduğu gibi. Ama hemen yanımda bir bilgilendirme tabelası var. Burada şöyle komik bir bilgi var. Burada nikah kıyıldığı zaman Belçika sınırlarında kıyılmak zorundaymış. Yoksa evlilik resmi olarak geçersiz sayılırmış. Belediye başkanlarının röportajlarını izledim buraya gelmeden önce. Onlara soruyorlar. Diyorlar ki şehirde bir karar alınacağı zaman ne yapıyorsunuz diyorlar. Çünkü her şey o kadar içli dışlı ki birbirine sormak zorundalar aslında. Onlar da aynı şöyle açıklıyor durumu. Burası tamamen evli bir çift gibi diyorlar ve aynı karı koca gibi anlaşmamız lazım bazı kararları almamız için diyorlar. Bu şehirde Hollandalılar ve Belçikalılar anlaşmak zorunda bir karar alınabilmesi için. Aynı apartmanda yaşıyor olabilirsiniz ama bu aynı ülkede yaşıyor olduğunuz anlamına gelmiyor bu şehirde. Şu an arkamda gördüğünüz apartmanın bir kapısı Belçika, bir kapısı ise Hollanda sınırında bulunuyor. Evinizin giriş kapısı hangi ülke sınırında bulunuyorsa o ülkede yaşıyorsunuz anlamına geliyor. Evlerin giriş kapılarında bulunan kapı numaralarında da bayraklar var. Eğer Belçika bayrağı görürseniz o ev Belçika'da demek, Hollanda bayrağı görürseniz o ev Hollanda'da demek. Ama bu duruma uymayan evler de var bu şehirde. Yani evin giriş kapısı hem Belçika hem Hollanda sınırında bulunuyor. Birazdan size o evi de göstereceğiz.
Bu gördüğünüz evin kapısı Belçika sınırlarında olduğu için Belçika'ya vergi veriyor sadece. Ama evin bahçesi Hollanda sınırlarında bulunuyor. Bu da bisiklet yolunda nasıl sınır geçtiğimiz. Bu şehirdeki evleri de beğendik. Büyük bahçeli. Biraz eski gözüküyorlar ama hepsinin bahçesini de çok güzel düzenlemişler. Yani sokaklarda yürürken evleri izlemek de gayet keyifli. Arkamda bulunan evin giriş kapısı hem Hollanda sınırında hem de Belçika sınırında bulunuyor. Yani aslında bu evin sahibi hem Hollanda'ya hem de Belçika'ya o ülkelerde yaşadığı için vergi ödüyor. Gerçekten komik bir olay. Düşünün, sabah kalkıyor, Belçika tarafında belki kahvaltısını hazırlıyor, Hollanda tarafında kahvaltısını yapıyor. Gerçekten bayağı ilginç bir yer burası. Burası aynı zamanda turistlerin de ilgi odağı. İnsanlardan biri Hollanda tarafında, biri Belçika tarafında durarak genelde fotoğraf çektiriyorlar burada. Bakın, evin kapısında iki farklı kapı numarası var. Sol taraftaki 2 numara Belçika'daki numarası, sağ taraftaki 19 numara da Hollanda'daki numarası. Sınırlar gerçekten çok ilginç bu şehirde. Bu yerde gördüğünüz metal plakalar sınırları temsil ediyor. Eğer araç yolun sağından gidiyorsa Hollanda'dasınız, eğer solundan gidiyorsa Belçika'dasınız. Şu anda şehirde bulunan kütüphanenin önündeyiz. Gördüğünüz gibi kütüphane Hollanda sınırları içerisinde yer alıyor. Çünkü giriş kapısı Hollanda'da bu kütüphanenin. Ama içeriye girdikten sonra isterseniz hemen kitap alıp giriş kapısının oradan gelip Belçika'da da okumanız mümkün kitabı. Çok canınız sıkıldı, farklı bir ülkede kitap okumak istediniz, onu bile yapabilirsiniz bu şehirde. Şimdi Bier Grenz denilen bir bira dükkanına geldik. Bu dükkanın hem Hollanda'da hem de Belçika'da kısımları bulunuyor. Yani sınır geçiyor bu dükkanın içinden de. Kasa giriş kapısı Belçika tarafında olduğu için dükkan Belçika'da diye tanımlanıyor. Hollanda'da minimum alkol satılma yaşı 18. Belçika'da bu 16. Yani eğer burada Hollanda tarafında yaşayan 16 yaşında biriyseniz gelip buradan Belçika'da olduğu için bu dükkan alkol satın alabiliyorsunuz. Bu da bu şehirde yaşamanın esnekliklerinden bir tanesi. Şu an dükkanın hemen yan tarafına geldik. Gördüğünüz gibi Belçika'dayım şu an. Hollanda tarafına geçtim. Dükkanın da 2 numarası bulunuyor. Belçika tarafındaki 98 numara. Hollanda tarafındaki 26 numara. Bu dükkanda iki farklı telefon varmış. Hem Belçika hattı hem de Hollanda hattı. Yani müşteriler iki taraftan da aradığında kolaylıkla ulaşabilsinler diye. Arkamda Golden Campina yazan bardaki barmen 98 yaşına girecekmiş bu Eylül ayında. Ben kendisini yine burayı araştırırken keşfettim başka videolarda. Biz de girdik, onun elinden bir bira içtik. Gerçekten takdir edilesi bir şey yapıyor. Video çekmedik, çok rahatsız edici olmak istemedik açıkçası. Sorduk ama onun sırrı ne diye. Bize dedi ki uzun süredir çalışmak dedi. Mesela bu kafeyi elinden alsalar yani yaşayamayacağını, çok üzüleceğini vesaire de söyledi. Şimdi hemen bu barın yanında bulunan tavukçuda tavuk yiyeceğiz. Arkamdaki Le Coq'ta tavuk yedik ve tavuk çorbası içtik. Gerçekten fiyatları da çok güzeldi. Lezzetliydi de yediğimiz içtiğimiz şey. Bu dükkan bu şehrin Belçika sınırlarında yer alıyor. Hollanda sınırlarında birkaç kafeyi kontrol ettiğimizde fiyatlar daha yüksekti. Burayı önerebiliriz. Çünkü gerçekten fiyatlarını da lezzeti de beğendik. 16 yaşında olup bira alabilmekten daha avantajlı bir şey var bu şehirde. Belçika ve Hollanda arasında hep bir benzin fiyatında fark oluyor. Ve bu fark 40 centlere kadar çıkabiliyor. Mesela şu an bugün ben gelirken
benzin fiyatına yaşadığım şehirde baktığımda 2.06 idi. Minimum 2 euroya satılıyor şu an Hollanda'da benzin. Ama bu şehirdeyseniz, Hollanda'da yaşıyor olsanız bile Baarle Hertog tarafında 1.70 euroya benzin alabiliyorsunuz. Bir de şunu merak ettik. Hollanda tarafındaki benzinlikler ne kadara satıyor benzini? Hollanda tarafındaki benzinliklere de gideceğiz birazdan. Eğer 2 euroya satıyorlarsa gerçekten çok manasız. Kimsenin oralardan almıyor olması lazım. Ama yasal olarak daha ucuza satamıyor olmaları lazım bildiğim kadarıyla. Onu da o tarafta şimdi bir doğrulayalım. Şimdi Baarle Nassau'da bulunan başka bir benzinliğe geldik ve benzin 2.08 sente satılıyor. Yani arada nereden baksanız 40 sent kadar bir fark var. Arabanızın 40 litre deposu olduğunu düşünürseniz bunu Hollanda'da 80 euroya dolduruyorken burada 16 euro daha ucuza dolduruyorsunuz neredeyse. Ve bu benzinlikler arasında sadece birkaç kilometre var. İnsanların neden buraya gelmek isteyebileceğini gerçekten biz anlamlandıramadık. Ama bu bir gerçek ki burada çok daha yüksek fiyatla benzin satılıyor. Bu şehirde korona döneminde çok komik olaylar yaşanmış. Çünkü Hollanda ve Belçika sürekli aynı kısıtlamaları uygulamamış. Mesela Hollanda sokağa çıkma yasağı uyguladığında Belçika uygulamıyormuş. Yani Hollanda'da yaşayan vatandaşlar dışarı çıkabilirken Belçikalılar evlerinde kalıyorlarmış. Ya da mesela Hollanda dükkanlar kapanacak dediği zaman Belçika dükkanların açık kalmasına izin veriyormuş. Ve bütün şehre sadece Belçika sınırında bulunan dükkanlar hizmet veriyormuş. Yani biraz haksız rekabet yaratmış bu durumlar. Bir de bu şehirde hem Hollanda'ya hem de Belçika'ya ait otobüsler bulunuyor, halk otobüsleri. Bu otobüslere mesela insanlar Hollanda'da bindiği zaman, o zaman Hollanda'da maske zorunluluğu yokmuş. Ama Belçika sınırına geçiyor otobüs ister istemez. Oraya geçtiğinde de maske takmak zorundalarmış. Gerçekten komik olaylar yaşanmış bu şehirde, bu şehrin bu durumundan dolayı. Bakın karşımda gördüğünüz kafenin bir sandalyesi Hollanda sınırında, diğer sandalyesi ise Belçika sınırında. Arkamda bulunan bina ise Baarle Nassau'nun belediye binası. Burada bir turist ofisi de bulunuyor. Bu turist ofisine gelirseniz size bir rota veriyorlar. O rotayı takip ederek bir sürü sınırdan geçebiliyorsunuz ve farklı farklı noktalarda farklı farklı bilgiler alabiliyorsunuz o kağıttan. O rotanın üzerindeki yerlerle alakalı. İsterseniz bu turist ofisine uğrayıp bu rotayı da takip edebilirsiniz bu şehirde. Baarle Hertog'da, yani bu şehrin Belçika sınırları içerisinde yer alan kısmında fark ettiğimiz şeylerden biri de fazla sayıda havai fişek dükkanı var. Bunun nedenini de şöyle düşündük. Hollanda'da havai fişek satışı sadece yılbaşı civarında yapılabiliyor. Yasak diğer türlü. Hani Hollandalılar buradan daha rahat alabiliyorlardır belki bu sayede. Ve buraya geldikleri için de dükkan sayısı fazladır belki diye düşündük. Bu videoda size bu ilginç şehri göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.